Herkese günaydın. Piyasalara genel olarak baktığımızda dün itibariyle risk iştahının küresel piyasalarda yüksek olduğunu gördük. Özellikle Amerika tarafında Dow Jones ve S&P tarafında tarihi zirve kapanışları yapıldı. Özellikle burada dikkatimizi çeken aşılamaların sorunsuz devam etmesi ve ekonomiye yönelik pozitif beklentiler toparlanması yönünde risk iştahını arttıran ABD tarafındaki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii bu haftanın bir diğer önemli konusu da piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı. Buradan gelecek açıklamalar ve faiz kararı oldukça önemli. Büyük bir ihtimalle herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Fakat Fed'in burada ekonomiye yönelik vereceği mesajlar oldukça önemli diyebiliriz. Burada parasal genişleme ve enflasyonla ilgili yapacağı açıklamaları piyasalar merakla bekliyor. Çünkü bu konuda yapacağı açıklamalar son günlerde piyasaları en çok etkileyen konulardan bir tanesi olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde de ciddi bir etki yaratmasını bekliyoruz. Şu an için 1.60 seviyesine kadar faizlerin yükseldiğini biliyoruz. 1.50'lerden 1.60'lara kadar gelmişti geçen haftadan beri. Şu an burada bir bekleyişin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan dolar endeksine baktığımızda ise geçtiğimiz hafta 90'lı seviyelerden 92.50 seviyesine kadar yükselmişti. Şimdi 92'nin hemen altında burada da bekleyişin devam ettiğini görüyoruz. Ama genel olarak yurt dışı piyasalarda, Amerika özellikle kaynaklı piyasalarda pozitif bir seyir var. Avrupa tarafında ise biraz daha negatif yönde ayrışma görüyoruz. Amerika'da tarihi kapanışlar yaşanırken Avrupa'da da benzer bir tablolar var. Ama son birkaç gündür biraz daha negatif yönlü kapanışların hakim olduğunu görüyoruz. Burada özellikle aşılama konusunda AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili açıklamalar biraz burada risk iştahını kapatmış gibi görünüyor. Yurt için tarafına baktığımızda ise şu an için vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Fakat kısıtlamalarla ilgili herhangi bir yeni bir gelişme yok. Bizde de piyasalarda bu hafta daha çok Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz toplantısı bekleniyor. Burada faiz artırımı yapacak mı, yapmayacak mı sorusu piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle son iki toplantıda Merkez Bankası herhangi bir faiz değişikliğine gidilmemişti. En son biliyorsunuz Aralık ayında 200 bas puanlık bir artış yaşanmıştı. Ve bunun yanında yılbaşından beri enflasyona baktığımızda beklentilerin üzerinde enflasyon verisinin geldiğini görüyoruz. Bu da Merkez Bankası'nın elini ne yazık ki biraz zayıflatıyor. Enflasyonun en azından Mayıs ayına kadar, Nisan-Mayıs ayına kadar yüksek gelmeye devam edeceğini düşünürsek burada Merkez Bankası bir faiz artırımı daha yapabilir. Bu yönde olasılıklar şu an artmış durumda. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise endeks 1550'nin üzerinde kalma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Geçen haftadan beri 1530 ve 1580 bandında BIST yüz endeksinin hareket ettiğini söyleyebiliriz ve burada özellikle Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar daha çok bekleniyor. 1580 seviyesi bizim endeksimizde kırılması durumunda önümüzdeki günlerde yeni bir tarihi kapanış seviyeleri görmemiz mümkün olabilir. Diğer taraftan aşağı yönde ise 1530 seviyesini önemli bir destek olarak kısa vadede görüyoruz. Buranın kırılması da 1500'lere doğru bir destek oluşturabilir 1500 seviyesi. Şu an için piyasalarda Perşembe günkü toplantı öncesi biraz daha yatay ve hafif yukarı yönlü hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz.